Tayyip Hocam Lozan'ı kabul etmemesi güzel. Çünkü hakikaten bizim topraklarımız gasp edildi. Bu doğru ama buna rağmen yine küçük oluyor toprak parçası. Çok küçük. Ve bizim idealimiz o olmaz. Yani ana vatan toprağı olarak düşünebiliriz. Fakat bizim idealimiz o değil. Bütün İslam ümmetinin birleşmesi, bir lider etrafında birleşmesi, efendim, sınırların kaldırılması, nasıl işte efendim, artık onu kendi yöntemlerine ayarlayacaklar. Mesela mayın tarlaları falan olmaz. Dikenli tellere falan gerek yok. Bunlar kaldırılır. Efendim, ama tabii cemahiriyeler olur, ayrı ayrı cumhuriyetler olur. Fakat o tip duvarlara gerek yok. Değil mi? Yani herkesin tarlası oluyor, bahçesi oluyor. Mayın tarlasıyla korunmuyor. Yani mayın tarla onlara gerek yok. O duvarlar, muvarlar onların hepsini kaldırmak lazım. İkinci, pasaport. Pasaport diye bir şey olmaz Müslüman ülkeye. Türklük aleminde, İslam aleminde pasaport hiç yakışık alacak bir şey değil. Hiç. Hele vize tahayyül edilecek gibi değil. Misafire niye geldin denir mi ya? Göster pasaportunu denir mi? Yani sen dayını ziyarete gidiyorsun. Anneni ziyaret ediyorsun. Babanı ziyarete gidiyorsun. Baban sana pasaport sormaz. Annen sana pasaport sormaz. Vize sormaz. Biz bir aileyiz. İslam alemi bir ailedir. Türklük alemi bir ailedir. Ailede pasaport vize olmayacağına göre dikenli teller, mayın tarlaları da olmaz. Ama cemahiriyeler tabii ki olur.